Herkese merhaba, Bomba TV'ye hoş geldiniz. Ben Alkın Pınar. Bugün sizlerle statistik analizlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? 100 bin nüfusu aşmıştık. Artık kendimizi bir üst seviyeye atmanın yollarını arıyorduk. Şunu söylemiştim. Tren yollarını aşağıya doğru vereceğim. Ve buralara da kargo istasyonları yapacağım demiştim. Ayrıca arkadaşlar, bu alt şehre inen liman da yapmayı düşünüyorum. Çünkü sıkıntı büyük. Bir türlü problemi çözemiyoruz. Çünkü bütün yük şuradan ve buradan şehre inmeye çalışıyor ve ondan dolayı çok trafik oluyor diye düşünüyorum. İlk yapacağım iş tren yolu arkadaşlar. Tren yolunu aşağı çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Buradan trenleri seçeceğim. Şöyle gideceğim. Bam. Şu noktadan da hayır. Bam. Evet. Nerede tren? Hop. Evet. Şimdi bunu bir yükseltelim burada. Evet. İndirdik. Şimdi nasıl bir yönteme başvursam? Böyle mi yapsam? Evet. Şeyi bağladım. Tren istasyonunu bağladım. Şimdi tren. Yük treni. Tren istasyonu, yük treni. Ama buraya önce bunun yolunu çekmemiz lazım. Yollarını çekelim. Evet, geniş tek yön. Lan bu sistem de hiçbir şey gözükmüyor. Bu ne? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir güneş? Bu nasıl güneşin nasıl bir parlamasıdır oyunda ya? Arkadaşlar hiçbir şey gözükmeseymiş. Şimdi... Şöyle bir yol yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir kavşağı olması lazım bunun. En küçüğünden bir kavşak koyacağım buraya. Çok büyük bir kavşak olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hatta büyük kavşak koyabilir miyiz? Vallahi büyük kavşak da koyabiliriz. Evet. Böyle. Vallahi koyacağım birazdan. Evet. Şimdi yollarını atlayalım. Yollarla işimiz yok. Gelelim büyük yollara. Evet, bu kavşan yolu bu. Şimdi. Yine de gelelim otobanlara. Şimdi önce en büyük otobanımızı seçelim. Bu kavşağı bir hayvan gibi büyütelim. Büyüttük. Şimdi gelelim bağlantı yollarına. Bu böyle yollarla çalışıyordu galiba bu kavşaklar. Evet. Yine gelelim. Evet. Evet.
Şimdi gelelim tren istasyonuna. Buraya elektrik falan getirmek gibi problemlerimiz de olacak arkadaşlar. Evet, koyduk. Yok, bu biraz fazla ortalıklı oldu, hoşuma gitmedi. Yok, burada. Burada, evet. Evet, su ve elektrik diyor. Suyunu hemen getirelim. Elektrik bir mesele. Su gelmiş olması lazım. Elektrik. Elektrik kendine ait elektriği olsun arkadaşlar. Sadece bunu bir tane rüzgar golü kurtardı. Hayırlı olsun. Trenler buraya gelmeye başlayacaktır diye umuyorum. Otobanın şöyle yamuk olması beni çıldırtıyor ama takılmayacağım böyle şu anda böyle şeylere. Evet. Neyse, bu boşalmış. Bu da boşalmış, çalışmaya devam edebilir. İkisi de boşalıyor. %48 olmuş. %54 olmuş. Şu aktarım istasyonlarının iyi yanı arkadaşlar, çok hızlı. Çok hızlı şey yapıyor. Boşalıyor. Buradan henüz gelen bir tren yok. Heyecanla buradan bir tren gelmesini beklediğimi ifade etmek zorundayım. Şimdi gelelim bu konuya. Evet. Nasıl yapalım bunu arkadaşlar? Otobana bir kavşak koymak vasıtasıyla yapalım. Sadece buraya girip çıkacak bir kavşak. Şimdi otobanı bir durduralım. Sonra kavşaklara gelelim. Otoban kavşaklarına. Vardı böyle bir kavşak diye hatırlıyorum. Bu mudur? Yes, budur. Buraya koyarsam olur diye tahmin ediyorum. Otobana gelelim. Evet, sonra gelelim. Ulaşıma, limanlar. Yük limanı. Koydum. Evet. Direkt otoban yolunu böyle ve böyle bağlayacağım arkadaşlar. Direkt otobandan hareket edecekler. Bu elektrik sıkıntısı çekmeyecek mi? Tabii ki çekecek. Buna da kendine ait küçük elektrik şeyini koyalım. Su da çekecek. Suyu buradan çekeriz. Su da geldi. Elektrik de geldi. Evet. Buraya da bir elbet. Evet. Evet. Şurayı düzeltmem lazım. Burada kavşak olmasının şöyle pek bir değeri yok. Yani ilerisi için burada bir kavşak olsun yine ama şu yollardan. Şöyle bir dursun burası ya. Çok önemli değil. Evet. Evet, güzel. Buradan bir takım araçlar
Acaba buranın başı mı geldi? Niye böyle oldu? Evet. Düzelttim orayı. Yük treni geliyor. Bir sürü araç buradan çıkıyor. Ve şehre doğru yola çıkıyorlar arkadaşlar. Şahane. Şimdi. Ne oldu burada? Niye böylesiniz siz? Niye bu taraf hepsi? Yani rasyonel bir sebebi göremiyorum. Niye herkesin bu tarafta olduğuna dair ama. Buradan gireceksin abi. Evet, sen şehre bu taraftan gireceksin. Ne yapayım? Manyaklara bak. Tövbe yarabbim, evet. Hemen düzeldi. Burada da malzeme açığı var. Bakalım şurası çalışmaya başladı mı? Oh, burası da çalışmaya başladı arkadaşlar. Ve bu değerli bir liman benim gözümde. Vızır vızır çalışıyor. Vızır vızır buradan şehrin her yerine teslimat yapılacak. Tabii çöp alma tesisi yapalım. Bunlarda mal sıkıntısı vardı ama mal sıkıntısı çözülüyor. Bu arada ticari alan talebi var. Bu arada negatif demeyeyim. O ne demek ya? Nasıl oluyor? Sağlık hizmetleri bütçelerini normale çektim. Çöp bütçelerini normale çekiyorum. Herkes normal çalışsın. Bu fishing industry'miş zaten, bunu açmamın hiçbir değeri yokmuş arkadaşlar. Balıkçılık sektörüymüş. Balıkçılık sektörüne de hiç girmedim. Hiç girmedim balıkçılık sektörüne. Hayırlısı bakalım. İnşallah ileride balıkçılık sektörüne girmediğim için pişman olmam. Bakıyoruz. Burası gayet güzel çalışıyor, buradaki tren istasyonu. Buraya mallar artık geliyor. Şimdi nasıl soru? Bir tren istasyonu daha yapınca bir şey değiştirecek mi? Ama benim için bir şey değiştirmiyor. Ben yapacağım. İki ayrı tren istasyonu var. Bakalım bir işe yarayacak mı arkadaşlar? Bakın buradan artık bayağı bir kamyonlar buradan geliyor. Çünkü buradan gelen kamyonların birçoğu aynen şehre devam ediyor. Bu başka yerlerdeki yükü almamıza fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir baktığımızda trafiğe, burada bir küçük bir dar boğaz görüyorum şurada. Çünkü şu yolu kullanmamakta ısrar ediyorlar. Onu bir çözmem lazım. Sanayinin içinde dar boğaz var. Sanayiye giren... Annem. Sanayide şu giriş her şeyi mahvediyor arkadaşlar. Evet. Sanayiye o girişi nasıl çözebilirim? Bakacağım. Şuradan bir giriş daha verelim ama bu sefer hepsi oradan girecekler. Geliyor, buradan giriyor hepsi. Şöyle yapabilirim. O girişi biraz modifiye etsek.
edemiyoruz. Edemiyoruz arkadaşlar. Hatta böyle bile olmuyor, böyle oluyor. Burada bir yol çalışması yaptık mı? Geliyor buradan, dönüyor. Işık mı var? Yuh artık, ışık varmış kavşağın içinde. Kavşak ayarları çekince ne yazık ki böyle saçmalıklar olabiliyor. Bakın şu anda akış yavaştan başladı. Şehrince girip oradan da alacaklar paşa paşa. Gayet iyi gözüküyor. Çöple ilgili durum, kirlilik durumumuz nedir? Sadece şurada ve şu bölgede var. Başka bir yerde bir kirlilik yok. Çünkü öyle endüstrilere dahi izin vermiyorum. Burada niye bir yangın meselesi var ya? Kamyonlara bakar mısınız? Endüstrinin durumuna. Nereye gitmeye çalışıyorsunuz siz kardeşim? Buradan böyle dolanıyor kendi içinde. Bir kısmı da buradan çıkıyor. Saygı duyuyor mu? Çıkacak tabi yani. Peki asıl şu. Bakalım büyük binamız var mı yapacak? İllaki vardır yapmadığımız. Onlara koyalım. Turist gelsin. O neymiş? Opera binası. Opera binası. Opera binasında koyduk. Şimdi ticari bölgeye ihtiyacı var şehrimizin. Ticari bölge koyalım. Ha, bu arada şurayı çözeceğim demiştim. Niye ısrarla buraya dönüyorlar buradan demiştim. Annem annem, burada bayağı kaos var şu anda. Şurayı da ayarlayalım. Hep bir trafikle mücadele halinde geçiyor oyunlarımız. Evet, burada da böyle ayarladım. Burayı da böyle ayarladım. Şimdi istiyorum ki buradan aslında yine bu kavşağa girsin istiyorum. İyi bir şey istemiyorum. Bir çılgınlık yaşanıyor. Oraları bir rahatlatmak için trafik lambalarını kaldırdım. Niye buradan böyle bir şey yapıyorsun sen? Yaya üst geçidi diye bir şey yok mu ya? Yaya üst geçidi olmalı bence. Oo, dev bir feyle başvurdum.
Allah. Of. Büyük büyük bir hata yaptım bir anda arkadaşlar. Burası da bir rahatladı. Yani tabii şehrin yoğun olduğu yerler buralar. Artık buralarla başa çıkmak çok zor. Halkı da anlıyorum. Bakalım. Bu otobandan evet. Ha, buradan da geliyor mu acaba? Evet, tren geldi. Bir sürü çıkış, bir sürü giriş oldu. Buraya da giren beni gördüm öyle. İkisi de aktif demektir. İkisi de aktif demektir. Problem yok. Burada ölüler alınmıyor. Mezarlık mı yapmadık? Bakalım hemen. Var mezarlık burada. Niye ölüler alınmıyor peki? Dolu mu? Değil. Yakım tesisi mi koymadık acaba? Yakım tesisi de hemen orada. Yani gerçekten kendimle ilgili hata yapmış olmayı umarak sorular soruyorum ve sorunun bende olmadığını görünce daha da üzülüyorum. Bu tesislerde ne kadar çabuk boşalıyor arkadaşlar. Hemen boşaldı. Toplamaya başlayacaktır. Şimdi dediğim gibi bir uğraşmaktan duramıyorum ki. Şuraya bir iş yeri olsun şurası. Şurası da ticari alan olsun. Burada su var mı? Suyumuzu da çektik. Biraz ticari alan ihtiyacını törpüler diye tahmin ediyorum. Buradaki boşaltmam gereken bir yer vardı. Boşalmıştı. Evet. Hemen boşalıyor zaten. Hemen büyük kamyonlar çıkıyor da ve cız. Şimdi. Buradaki yollarla ilgili beni bir arkadaşım uyarmış. Ne olamıyor? Işık olması beni biraz yoruyor. Yok olması daha üzdü. Evet, buradan vermeyeceğim böyle bir yol. Buradan böyle bir yolu kapatıyorum. Gitmeyin abi oraya. O zaman aman buradan gelemeyecekler bu sefer. Bu sefer hep buradan gelip böyle dolanmaları gerekecek. Birileri birazcık kullanmaya başladı sanki. Ben kendimi mi kandırıyorum acaba? Bu kavşak bir türlü düzeltilemedi ya. Şimdi.
Bunu ben bir düzelteyim kendim. Buradan buraya git. Buradan buraya git. Buradan buraya. Buraya. Buraya git. Buradaysan buraya git. Buradaysan buraya git. Buradaysan bu ikisine de gidebilirsin. Buradan gelen arkadaşlarım. Böyle böyle gidebilirsiniz. Buradan gelenler böyle böyle gidebilirsiniz. Buradan gelenler böyle böyle gidebilirsiniz. Buradan gelen sadece buraya gitsin. İstediğiniz şeride geçebiliyorsunuz. Burada istediğin gibi ayarla. Burası sakin bir yol. Evet. Bir tık daha aktive oldu gibi. Ama burada bir delilik yaşanıyor. Niye? İstediğin şeride gidecekken niye buraya doluyorsun ya? Burası bomboş. Buradan buraya. Burada buradan da buraya var. Yani gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Maviye geliyor çünkü dışa gelmek istiyor. İstendiği takdirde. Nerede ışık var? Yok. Delilik. Delilik. Şöyle yapalım bunu. Kaba bir yol oldu. Evet, şimdi şöyle bir yol oldu bakalım. Bunu buraya katmadım. Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Bu şehirden buraya gidiyor bu şekilde. Buradan da gidebilir. Oradan da gidiyordur zaten. Oradan da gidiş var. Peki. Ben buradan buraya bir yol koysam. Şunu. Şöyle. Şunu. Şöyle alsam. Sonra desem ki buradan buraya geçiş yap. Ey arkadaşlar. Böyle bir şey oluşturdum burada. İnşallah pişman olmam. Evet. Oo, otoban çıkışında vızırdamaya başladılar. Fena değil. Birileri oradan çıkıyor artık. Buradaki trafik bir tık azalır diye umuyorum. Şu yola nereye... Kiraz bulvarı. Ey Kiraz bulvarı, mahvettin bizi ya.
Lan buradan inip bir daha niye buraya çıkıyorsunuz? Manyak mısın? Birileri bir hareketler çekiyor. Bakalım. Peki burayı acaba iki tane tek yön yol mu yapsam artık? Şöyle yani. Şöyle yaptım bakalım rahatlayacak mı? Umarım rahatlar. Daha şimdiden rahatlamış gözüküyor yani. Tabii şerit sayısını ciddi anlamda arttırdım şu anda. Arabalar biraz daha rahat edecek diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet. Arkadaşlar nüfus olarak buraya gelesi yok insanların. Niye? Neyi eksik benim şehrimin? Niye bu kadar çok yangın işi var ya? Hiç böyle problemimiz yoktu. Evet. Yangını da kontrol altına aldık. Ha, burada yangın çıkabilir diyor. Vay 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 vay. Burası nasıl çalışıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bu nasıl bir çalışmadır ya? Otobanda zaten sırf buranın yolu olduğu için problem çıkarmayacağım. Gelen vızır vızır çalışıyor çünkü yapacak bir şey yok. Zaten bu yolu büyütemiyorum. Böyle bir enayiliği var oyunun. Buradaki mekanlar çalışıyor. Buralara mal gidiyor. Bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi ip gibi sıralandı bunlar yine. Manyaklar gibi sıralandılar. Hiç bu tarafa geçiş yok. Vallahi çoğu buraya geliyor. Buradan nereye gidiyorlar? Bakalım hemen bakalım. Şöyle arkadaşlar. Benim yaptığım bir enayilik var burada. Kabul edip enayiliğimi düzeltme taraftarıyım. Biraz para kaybetmeyi göz alarak yaptığım hatayı düzeltmeye yoluna gittim. Umarım işe yarar. Bana bu hatam bayağı pahalıya patladı. Evet. Hala yerleşim alanı var. Şehrimde yerleşilebilecek. Ama artıda değilim artık. Artık halk biraz da doydu. Hala niye buraya gitmeyi düşünüyorsun mesela? Artık buradan da geçiş var. Evet. Yollara endüstriyel alan ihtiyacı varmış. Hemen endüstriyel alanlarımıza doğru yol alalım. Evet, aslında buraya doğru endüstriyel alanı büyütebilirim. Hatta yolun altı olduğu için alta girmişim. Evet, tomruk firmaları
Direkt bu alt kavşağa gönderip alt kavşaktan çıkıyorlar. Enteresan bir sistem yapmışım buraya. Tek kendi içine giriş çıkışı olan bir kapalı devre sistem olmuş. Buraya nasıl bir şey yapsam? Şurayı değerlendirsem mi yoksa artık buralara mı geçsem endüstriyel anlamda diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne yok burada? Mal mı yok? Lan size özel buraya her bir şey yaptık. Nasıl mal yok ya sizde? Mal var da mal gelemiyor ki. Delirir insan arkadaşlar. Delirir. Gerçekten delirir. Otoban girişinden buraya geliyorlar. Ulan geri çıkmıyorlar değil mi bu gerizekalılar? Yok canım böyle bir şey yapmıyorlardır. Niye yapsınlar? Yani böyle bir şey yapmadıklarını umuyorum. %90'ı buraya mal getiriyor ya. Yani bundan daha büyük yol yok arkadaşlar yani. En büyük yolu yaptık. Endüstriyel alan istiyor bu arada. Şurada müsait bir alan var. Suyu var mı? Var. Hemen endüstriyel diyorum ticari alana yerleşsinler. Her şey olan ticari alan. Şimdi endüstri alan nereye yapacağız sorusunun cevabını arıyorum. Bu arada şuralarda ama yok abi oraya hiç girmeyeyim o topa. Buralarda yer var. Şimdilik bu topa da girmeyeceğim. Okey. Okey bir tane büyük kavşakla önce burayı bir şenlendirelim. Büyüğünden ol. Yanlış şey yaptım ya. Evet şimdi bunu yıkalım. Otoban yollarına gelelim arkadaşlar. Hemen şuradan bir şunu şöyle bir otoban. Kendi içinde bir geçiş olacak ama. İstenirse. Evet şimdi. Evet, şimdi buradan geçiş verelim. Büyük bir sanayi inşaatı planlarım başlamıştır. Evet. Önce aradan
Yine dev bir yol geçireyim. Hatta böyle küçültelim. Sonra yolları yapalım arkadaşlar. Nasıl bu tarafa gitsin? Yollarını yapmak üzereyiz. Şimdi. Herkes buradan girip çıkacak. Bu manyakça. Manyakça olur. Şöyle yapalım. Gel bakalım. Bazı işlemler gidiş geliş olsun ama şu orta yol biraz bozuldu, onu düzelteceğim. Nerede benim yolum ya? Tamam. Gelelim buraya. Niye ağaçlıkta yapmıyorum ya? Neyin pintili bu? Evet. Aha, bu yol yanlış oldu. Bu yol yanlış oldu. Hemen düzeldim. Evet. Şimdi bu yol doğru oldu mu? Oldu. Burası gidiş geliş oldu. Olmasın burası da gidiş geliş. Tamam. Burası böyle. Şunu da düzelsin. Tamam. Ondan sonra gelelim şu yola. Evet. Buradan geriliyor. Buradan istediği gibi dağılacaklar. Ondan sonra buradan çıkacaklar arkadaşlar. Evet, buranın su meselesi nereden hallolur? Buradan hallolur. Hop. Onu attı çektim. Evet, hatlarını da çekiyoruz. Buraya elektriğini getirmek biraz bir işkence olacak elektrik. Ama problem değil ya, çekeceğiz yani. Şimdi gelelim buranın fire station'ı kurduk. Endüstri mi istiyordun? Al endüstriyel bölge sana. Al bakalım. Dev bir endüstriyel bölge yaptık arkadaşlar. Bu endüstriyel bölge bayağı bir süre beni götürecektir diye tahmin ediyorum. Buradan gelecekler. Buradan bu limana bağlanabilirler.
liman, delilik limanı oldu. Adını delilik limanı koymak lazım. Evet. Vızır vızır çalışan bir liman oldu. Burada ışık mı var ya? Olmasın abi, aklım geçin. Buradan buraya gelip buradan dönüp falan, saçma sapan şeyler oluyor. Ben biraz burada iki liman olsun diye kastığım için biraz saçmalıyor oyun arkadaşlar. Şurayı bir yıkacağım ya, durun bakalım. Evet. İsteyen buraya aksın abi. Daha mantıklı yani. İki limana ihtiyaç yok. Ne yapmışız peki yollarını bunun zamanında? Böyle bir şey yapılmıyor. Park yasağı yapalım ama şurada. Park olmasın. Bir de buradaki ışık da olmasın. Yokmuş. Evet. Bakın burada bir akış sağlandı. İki tane liman biraz... Ulan bir an yeni yaptığım yer zannettim. Beynimden vurulmuşa döndüm arkadaşlar. Ha yok, yeni yaptığımız yer çalışıyor. 114 bin nüfusa çıkabildik. Yani çok istediğim gibi nüfus artmıyor. Nedense talep de yok. Yani bu talebi nasıl arttırabilirim? İnanın bilmiyorum. Buraya mal gelmiyor diyor. Çünkü buraya mal giremiyor ya. Peki. Olmuyor öyle bir şey. Nasıl çözebiliriz burayı? Hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Kamyon yasağı koydum buraya. Kamyonlar ne yapacak şimdi, onu merak ediyorum. Kardeş yasaklısınız siz, yasak koyduk. Nasıl giriyorsun sen oraya? Eşek başı mıyız, ben burada anlamadım ki. Oraya gitti kamyon. O kamyon da oraya gitti. Bu kamyon döndü abi. Allah Allah. Şimdi. Şu aracı bir takip etmek istiyorum. O araç oradan döndü. Geldi. Buradan geçti. Oraya döndü peki. Peki burada niye tribe geliyorsunuz kardeşim siz? Buradan da dön.
Bir akış sağlanmaya başladı. Ama otobüsler aynen dönüyorlar arkadaşlar. Yok bu değil. Bakın. Şimdi bu üçünden. Şimdi şöyle yapalım burayı da. İstiyorsa da böyle dönsün. Evet. Şöyle yapalım. Burayı büyütsem ne olur? Büyütebilir miyim acaba? Burayı büyütsem ne olur acaba? Bakalım. Vallahi büyüttüm. Şimdi ne olacak? Akış sağlanacaktır diye tahmin ediyorum ya. 1000 tane şerit var abi. Onları kullansanıza. Evet. Bir dolmaya başladı evet. Ya, ölüler dizildi ya. Zombilende döndü ortam. Zombilende döndü ortam. Var. Her bir şeyde var. Vallahi var. Bu adam nerede öldü ya? Evet. Biraz bir akış sağlandı gibi. Şöyle şu yolu modifiye edeceğim. Sadece yukarı çıkış olsun, aşağı inmesinler bu yoldan. Evet. Bir şekilde şemaya soktum. Burası gayet çalışıyor. Trenler vızır vızır gelip gidiyor. Liman buradaki delilik halinde çalışıyordu. Hala delilik halinde. Buradaki limanı böyle teke çekerek bir noktaya vardığımı düşünüyorum. Buradan buraya geç olsun mu acaba ya? Olsun. Bence bir zarar yok. Çok fazla bir burada trafik de oluşmamış zaten. Gayet iş görüyor gibi. Yeni yaptığım endüstriyel bölge. Endüstriyel bölge ihtiyacını gayet karşılıyor. Biraz uzakta bir yer ama kendi içine otobana olan bağlantısı, şehirler arası yola olan bağlantısı iş görüyor gibi. Vallahi işler fena gitmiyor gibi şehrimizde. Bir böyle ölüleri çözemiyoruz. Nedense gelip resetleri almıyorlar. Nerede abi bu mezarlık kullanım alanı, neredeydi burada? Heh. Cenaze hizmetleri. Ölü yakma var. Mezar kullanımda %50 de nedir? Derdiniz nedir arkadaşım? Nedir yani? Şurada şey var. Burada da mezarlık var. Sağlık hizmeti bütçesini açalım yani bize. Çok da çalışsın sağlık. Sağlık çalışanları çok çalışsın abi. Evet gayet iyi. Şimdi endüstriyel bölge isteği var oyunun benden. Bunu nasıl yapsam diye ciddi ciddi kafa yoruyorum arkadaşlar. Buraya bir kavşak yapıp ortaya da böyle dev bir kavşak yapıp buradan hem buraya giriş sağlayarak buraya bir ticari alan yapabilirim. Ya da mesela şurada yer var. Şöyle. Buradaki yolu şöyle biraz ittirip şöyle. Şöyle ittirip buradan hop. Sanki başka bir fikir ortaya çıkmış gibi konuşuyorum ama yok. Fikrim bu arkadaşlar şu anda.
bir otopark olmasın mı? Buradan da bir otopark olmasın mı? Tabii ki de olsun. Buraları otoparklandırdım da. Şimdi buraya bir metro aslında çalışması yapabilirim. Nerede benim metro hatlarım? Evet, metro hattını da çektim. Burada yani sağlıkla ilgili niye mesele var ya? Cenaze yeri var. Hastane yok. Hep ölülerle uğraşmışız burada. Kliniğimizde yaptım. Buradaki sağlık konusunda yardımcı olabilecek kliniğimi yaptım. Şurada bir hastane yaptım. Böylece buraların hem değeri artacak, hem sağlık personeliyle ilgili konu ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Ölüler konusunda ne yapacağım onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Aha! Yavaştan yerleşim yeri ihtiyacı ortaya çıktı arkadaşlar. Hoşuma gitti açıkçası bu durum. Şunu görmek hoşuma gitti. Çok da az olsa da yine de hoşuma gitti. Niye bu kadar eksideyim? Ne götürüyor bu kadar... Gidenler nerede? Vergiler, bütçe. Ciddi giderim var ya arkadaşlar. Ciddi giderim var. Karşındaki gelirlerim yeterli değil. Vergiler ne durumda? %12. %13, %13. %13 olacak bu. Yani %14. %14. Bir mutluluk yayıldı halkta. Hani otomatik olarak boşaltsam bunları gayet mutlu eder beni. Burası gayet güzel çalışıyor. Şehrin şu kısmına baktığımda şuradaki neredeki kavşakta o? Evet, burası da gayet vızır vızır çalışmaya başladı ama o helikopterlere bakın, duble iniyorlar. Üst helikopter indi. Helikopterler üst üste indi. Hoş bir sahne değil. Otopark da dolu. Evet. Gişe konusu. Gelelim gişe konusuna arkadaşlar. Şimdi bu gişe buradan bir tane koydum. Bir tane daha gişe koymak istiyorum. Evet. Şimdi. Koydum gişeyi. Girişte çıkışta para alacağız artık. Evet. Gişe geliri elde etmek istiyorum. Oo. Vergi isyanı çıktı. Vergi isyanı çıktı. Vergiyi isyan ettiler.
gişe geliri oradan elde ediyorum. Buradan. Buradan da elde edeyim de buraya giren yok ya. Nereye giren var bu kadar? Aha. Buradan da yer bırakmamışım. Çok güzel. Bir zorlayayım bakalım. Evet. Buradan yer bırakmamışım. Ama şöyle yaparım. Nerede benim gişem? Şey koydum oraya. Elektriği de var. Mis. Buradan çıkanlar da gişeye tabi olacaklar şimdi. Nerede benim gişelerim? Burada. Evet. Mu? Evet, gişe geliri. Çılgın gelir nereden geliyor? Gişeye mi den mi gelmeye başladı bu? Yollardan mı geliyor? Yok canım. Burada sesle ilgili problem var diyor. Peki o zaman ben de buradaki yolları değiştiririm diyorum sana. Bu değil ama bu. Niye bu otobüslerle ne alakası var bunun şimdi? Lan cenaze arabaları delirdiniz mi siz ya? Bütün yol cenaze arabası ve otobüs ya. İlginç. Evet arkadaşlar, bu bölümde de 115.000 nüfusa ulaştık. Çok fazla nüfus ilerlemesi olmadı ama şuradaki şu yetişkin indikatör benim hoşuma gidiyor. Artık hafif hafif nüfus talebi tekrardan olmaya başladı. Bu da demek oluyor ki yeni yerleşim yeri yaptığımızda yavaştan birileri gelmeye başlayacak. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Son olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Halihazırda aboneyseniz bildirimlerinizi açın. Böylece videolar hazır olur olmaz sizlerin de haberi olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen bana bir like bırakın. Yorumlarınız, düşünceleriniz, tavsiyeleriniz varsa benimle aşağıda paylaşın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın ve kendinize iyi bakın.